Evet sevgili seyircilerimiz, yine bugün çok önemli bir mahalledeyiz. Mahalle demeye dilimiz varmıyor. Burası gerçekten Gücüde köylerimizden bir tanesiydi. Yıllar önce de ben buranın haberini yapmıştım, gururla yapmıştım. Şimdi tekrar yine gururla buranın haberini yapmak istiyorum. Burası Türkiye'nin aynası, gözdesi, tarihiyle, güzelliğiyle. Buradaki öğrendiğimiz çok şey var ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Ramazan Aydoğan, burası Karamzalı, Bağla'ya bağlı olan. Muhtarımızın ilk dönemi, tabii ki kendisi de hizmet için geldi, bir sevdalı, bir gönüllü. Ben dedi köyüme ne yapabilirim, ben mahalleme, vatandaşıma ne kazandırabilirim. Biz de kendisini ziyaret ettik, bakalım bizlere neler olacak. Sevgili muhtarım, öncelikle merhaba, nasılsınız? İyiyiz, buraya mahallemize önce hoş geldiniz der. Sizleri saygı ve sevgiyle karşılamak istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Malumunuz bizim mahallemiz Ankara'ya 90 kilometre. Abi, Ramazan Aydoğan'ı ben tanıyorum. Bir de Kamavi tanısın. Ramazan Aydoğan. Ben 1952 Karamzalı'da doğmuş, 69 yaşında, 5 çocuk, 16 tane torun babasıyım. Maşallah. Genellikle ömrümüzü çoğunu köyde, mahallemizde geçirdik. 69 yaşından sonra muhtar oldu dediler. Köyümüze hitmen. Vatandaşın teveccühüyle evet. Bu göreve geldi. Evet, biz muhtarla adaylığımız koyduk ve muhtarlığı kazandık hayırlısıyla. Ben de bir vatan sevdalısı ve köyümün sevdalısı kişi olarak herkes gibi vatanıma, memleketime ve köyüme hizmet etmek isterim. Peki sevgili muhtarım, kaç rakibiniz vardı? Bir. Rakip kaç tane? 5 tane. 5 tane rakibimiz vardı. Kaç oy fark ettiniz? 20 oyla aldık. 18-20 oyla farklı aldık. Hayırlısı olsun. Bizim gayemiz yarış, hizmet yarışı başlamış değil. Sevda yarışı. Sevda yarışı, hizmet yarışı. Köyümüzün görünümü bundan 3 sene önce Ankara'ya gidenlerin ve köyde oturulmaz halde olan 40 tane ev vardı. Kerpiç, eski atalarımızdan kalma kerpiç evler vardı. Biz bunları tamamını yıktırdık, temizlettik, dışarı çıkarttık, attık gittik köyümüze. Çevre düzenlemesi yani. Evet, çevre düzenlemesi yaptık. 6.000 tane kadar bir ağaç diktik. Camimizin etrafını kilit taşını yaptık. Kamelya ve otoroları getirdik. Ondan sonra köy derneğimizin içini düzenledik, çevresini düzenledik. Ve köyümüzde şimdi bir gölet ve en büyük soğuk köşeğimiz de bizim problemimiz de şimdi giden gitmiş köyde kalan bir 40-50 hane vatandaşımız var. Bu köyde kalan vatandaşlarımızın 16 tanesi hayvancılıkla uğraşıyor. Yani çiftçi belgesi de var, hayvancılıkla uğraşıyor. İşletme diyoruz biz buna, devlet işletme diyoruz. İşletmeler var. Yalnız bu köyde kalan insanlar Ankara'da veya bir şehire gidip sanat sahibi, meslek sahibi olmamış, okumamışlar. Üç kardeşlerse birisini köye bırakmışlar. İki tanesi gitmiş. Köye, Ankara'ya gidenler, göç edenler, ev park sahibi olmuşlar, yurt sahibi olmuşlar ama köyde kalanlar kalmış. Genellikle bu köyde kalanların, hayvancılık yapanların da tarlaları yok. Tarlaları yok. Hayvanlarına yedirdiği samanı dahi köyümüzden parayla satın alıyorlar. Benim bu devlet büyüklerimden, devlet yetkililerimden, genellikle başkanımdan ricada bulunuyorum, şöyle ricada bulunuyorum. Bu köyde oturan kişilere köyümüzün 4.500 dönüm mali hazinesi var, devlet hazinesi. Hazine, mera, hazine, hazineye ait. Bu hazineye ait olan yerin köyde topraksız ve hayvancılık yapan kişilere raiş bedel üzerinden toprağı olana değil de, şehirde kalana değil de köyde ikamet eden, köyde kalan
oturan yani kâr sertifikalı hayvancılık yapan kişiye. Evet, şey hayvancılık evet. yapan ve toprağı olmayan insanlara şunu unutmayın. İkamet değil. Köyde sürekli kışlı yazda oturup da hayvancılık yapan insana verilmesini yapıyor. Evet. Şimdi köyde 2000 dönüm tarlası olan da 1000 dönüm tarlası olan da devletin mali hazinesini işgal etmiş, fakir fukariye vermek istemiyor. Peki Ramazan Bey, şöyle söyleyeyim, toparlayacak olursak, yani buradaki 16 kişi, bu hayvancılık yapan sertifikalı dediğimiz 16 kişiye dışarıdan o hazinenin yerine bir ağıl verilmesini. Çünkü ona böyle geleceğim. Evet. Şimdi şöyle, bakın, köyümüzün içerisine cuma günleri Türkiye'nin içinden ve dışından hareket halinde olan, geçici ve olan turistler geliyor. Hani yurt içinde transit geçit yapanlar veya normal geçit yapanlar namaz kılmaya geliyorlar. Bizim hayvanlarımızın köyün içinde. Köyün içinde. Şimdi Orinava'da gaye nedir? Ütmektir yani, tamam mı? Şimdi vatan babasından, dedesinden kalma kerpiç ağır içerisinde 10 metre kareye 20 tane hayvan bağlıyor. Bu normal teknik ve modern şeye aykırı. Adam pençeleri yok, kapısı yok, bir tane kapıdan. Sağlıksız yani. Ha, sağlıksız bir. Bizim buradaki gençleri burada tutuyorsak, gençlerin bir şeyler öğrenmesi lazım, bir şeyler kazanması gerekir. Biz genç insanları körü körüne köyde tutar da 5 kuruş para kazanmadan burada ömürlerini geçirirsek burada bütün hepimiz, başta ben muhtar olarak sorumlu benim. Biz hayvancılık yapan kişilere, işletme sahiplerine köyün belirli bir yerinden modelin güzel ve 10 tane 20 tane değil en az 50-60 hayvan büyük baş veya küçük baş hayvan yapıp daha çok para kazanır. Onlara teşvik. Köyü teşvik etmemiz gerekir. Onların geri dönüşünü sağlamak için altyapının olması lazım. Altyapının olması lazım. Evet. Bir de modelin yapması gerekir, para kazanması gerekir. Hayvancılık diyor. Yani bu para kazandığı zaman ne yaparız? Bizim devlet bütçemiz köyümüzün kalkınması, genişlemesi ve modern ve çağdaş bir duruma gelmesi demektir. Hayır, yani o zaman ne olacak? Hem köye ekonomi sağlayacak, hem ülkemize ekonomi sağlayacak. Yani biz gençlerimizi ve orta yaştaki insanlarımızı bir dakika vaktini boş geçirmememiz gerekir. Çünkü biz Türkiye olarak hiç kimseye güvenmeyecek halimiz yok. Çevremiz ataş çemberi. Zengin olmamız gerekir, kuvvetli olmamız gerekir, güçlü olmamız gerekir. Biz eğer çağdaş medeniyet ülkeleri seviyesine çıkacaksak ve bizim karşımıza çıkan insanların karşısında dimdik duracaksak paramız ve gücümüz olması gerekir. Reisimizin söylemiş olduğu gibi biz bize yeteriz diyorsa, biz bize destek verirsek o zaman yeteriz diyorum. Evet. Birinci konumuz bu. Evet. Gelelim ikinci konuya. Bir bey pazarı düşünelim. Yapmış olduğu ürünü nasıl pazarladığını biliyoruz. Ve burası da yol üzerinde. Bunu neden değerlendiremedik? Şimdi her şeyden önce diyelim ki biz bazı, ben muhtar olarak pek siyasete girmem doğru olmaz da. Şimdi ben hanımım bana dedi ki ben Ankara'da oturdum 30 sene ben köye öleceğim dedi. Köye geldikten sonra beni aldattı köye getirdi. Ben köye gelince dedi ki bana 10 tane de inek aldı. Evet. Onu aldık şimdi 60 tane inek oldu. Şimdi hani bostan diyoruz biz yani zeptemeydeyken domatesini satıyor şimdi. Biberini satıyor. Kendisi uğraşıyor. Evet, uğraşıyor. Tereyağını satıyor. Evet. Peynirini satıyor, sütünü satıyor, yoğurdunu satıyor. Şimdi önce bir teşvik lazım. Bir insan eğer cebine bugün 10 lira girer, yarın 20 lira girer, bir gün 50 lira girerse bu insanın içinde devamlı bir hareketlenme olur yani. Parayı kazandıkça uykuları kaçar. Acaba ben nasıl kalıp da hemen çalışacağım diye. Biz teşvik etmemiz gerekir. Bunu da benim yine yetkililerden en alt seviyeden en üst seviyeye yetkililere şunu söylüyorum. Eğer bala veya kuru veya şerefli koçlarda ilçe tarımlarda olan yetkililer, mühendisler, ziraat mühendisleri gelip misal diyorum ki biz tarlaya gübre atıyoruz. Attığımız gübreyi toprak kabul ediyor mu etmiyor? Denetlemesi lazım. Evet, tam denetlemesi gerekiyor. Yani şimdi bu Türkiye'nin genel sorunu. Şimdi o diyor ki antibiyotik kimse almasın doktora gitmeden. Neden? Antibiyotik zararlı bir yer. Hem faydalı hem de zararlı. Toprağa da attığın gübre aynı antibiyotik gibidir. Faydalı mı zararlı mı? Evet. 20'ye 20 misliyor, 15'e 15 misliyor, 4 misliyor. Onu bilmek gerekir yani. Biz bir şeyi
öğretmenden öğrenmek daha güzel yani. Evet. Karşımızda çok tecrübeli bir muhtarımız olduğu için Ramazan Aydoğan gerçekten her şeye mantıklı yaklaşıyor, bilinçli yaklaşıyor, organizasyonlu yaklaşıyor her şeyden önce. Peki Ramazan abi, üçüncü projeye neyi koyarsın? Şimdi bizim köyümüzün köy olarak 37 bin dönüm arazimiz var. 37 bin dönüm arazinin 17 bin dönümünü bir tarafa ekiyoruz, 25 bin dönümünü bir yerde ekiyoruz. Şimdi çevremizde 7-8 parça köy, mahalle var. Konya'dan Ankara'ya ait. Bu sene 7-8 yerde yangın çıktı ve yangının iki tanesi de ekinler biçilmeden çıktı. Evet. Şimdi bu çevre köylerde suyu en bol olan yer Karahamzalı. Evet. Yüzey su. Tamam. Karahamzalı. Şimdi bir tankeri akan bir dere yani çay yani evet. Ufak çaylar. Tankeri doldurmak yarım saat, bir saat sürüyor. Ama biz bunun önüne bir bent yapar. Su alma göleti gibi bir gölet yaparsak tankeri 5 dakikada doldururuz. Yani yangının ilk çıkıp da başlamasıyla 15 dakika arasında yangına müdahale ettiğin zaman yangının büyümez, öldürürsün. Hemen burada yanı başınızda yine bir köyümüz var. Gerçi Bağlı'ya bağlı değil ama Büyükdamlacık köyü biliyorsunuz ki tankerlerle su taşınıyor. Yani evet. 2020 yılındayız. Artık onları konuşmamamız lazım diyor. O zaman sizi nefes alın, ben size tekrar geleceğim. Efendim merhaba, nasılsınız? İsmim Nihat Tanrıverdi. Nihat Bey, bir köyde mi yaşıyorsunuz? Evet. Tanrıverdi'de bu köyde yaşıyor biliyorum. Evet. Nasıl, hizmetlerinden memnun musunuz? Muhtarım Mehmet Oğuz'u teşekkür ederim. Köyümüzde yararlı işler yapıyor. Ama köyümüzde demografına katıyorum 5 milyon arazi var hazinenin. Bu 5 milyon arazi köyde 5 kişi ekiyor. Yani sahiplerine ulaşmıyor diyorsunuz. Tabii. Hadi muhtar kişiye ulaşmıyor. Köyde 5 kişi ekiyor deminlerden. Evet. Ona ekiyor. Bunların dağılıklar, toprağı vatandaşlara verilmesini arzuluyoruz. Evet. Yanımızda genç bir kardeşimiz var. Herhalde hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Evet, hayvancılıktan uğraşıyoruz. Nasıl, memnun musunuz? Hayvancılıktan şu anda memnun değiliz. Neden? Neden yiyen bağlı? Gidiyor. Hayvancılık para etmeye, dışarıdan ithal geliyor. Gidiyor. Ondan sonra sapı samanı parayla satın alıyor. Muhtarımızın dediği gibi devlet büyüklerimizi bizlere hazinelerden tarla mırla verirse kazancımızı sağlar derse hayvancılığı bırakacağız bu gidişle. Evet, vatandaş haklı bu konuda. Biz diyor üretmek istiyoruz. Kendi yerimizi kendimiz üretmek istiyoruz. Bunun için de devlet yetkililerinin zaten bunu da buranın mükemmel olan Ramazan muhtarımız dile getirmişti. Merhaba efendim, nasılsınız? Ben Abdü Tanrıverdi. Muhtarımız ne konuşuyorsa doğrudur. Ona teşekkür ederiz. Evet, sözüm bitti yere efendim. Merhaba. Merhaba. Genç bir kardeşimiz. Siz de hayvancı kuruluşunuz. Haydar Aydoğan, muhtarın oğluyum. Öyle mi? Öyle. O zaman babanızdan memnun musunuz? Babamdan memnunum da... Köyümden memnun musunuz? Siz nasıl bir yapıyorum? Babamdan önce yapılan işlerden pek memnun değilim. Çünkü biz köyümüzün... Mera şeyleri, mera hayvancılığı öldürdü. Yani yapılan yanlışlıklar şu anda vatandaşa zarar veriyor. Zarar veriyor. Şimdi yem pahalı, her şey pahalı. Doğru. Hayvanlarımızın alan yerleri yok. Onu çok sıkıntı onlar. İşte öyle küçük sorunlar bizimki. Yapılması gereken hizmetler. Yani. Efendim merhaba, nasılsınız? Merhabalar, İsmail Karaca. Ben de tek bir dilerim var. Köyümüzde 330 dönüm köyümüzü getir adında hazine var. Bunu 20-30 kişi hepsi işgal ettirir. Bir an önce dağılmasını, imanın geçmesini, hak sahipleri yani adam 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm çevirdi. Ben gideceğim, çevirecek yer yok. Yani bunda evet. Vatandaş birbirine hızlı yapıyorlar. Yani burada bir huzursuzluk oluyor. Yani bir huzursuzluk oluyor. Bir an önce bunun giderilmesi. İmar Sönüm. Evet. Efendim merhabalar. Merhabalar. Abdullah Ünal. Abdullah Bey, bu köyde mi yaşıyorsunuz? Efendim, bu köyde mi yaşıyorsunuz? Bu köyde yaşıyorum ben. Peki bu pandemi dolayında devletin desteği yeterli geldi mi? Yeterli geliyor ama ben iki tane şeyim var. Bir Sağlık Bakanlığı'nın sağlık ocağı yapması. Bir de çiftçilik zirai işlerle uğraşıyorum ben. Sulama kanalı. Zaten onu muhtarında dile getirdi. Şimdi muhtar dile getirdi. Domates, biber falan. Ben şimdi sağlık ocağı diyeceğim ben. Kanal olmasını istiyorum. Tamam olsun. Onun kanalı ben söyleyeceğim şimdi. Kanal evet, bu konuları geleceğim. Teşekkür ederim. Evet sevgili muhtarım, vatandaş sizde memnun. Tabii ki hayat devam ettiği sürece hizmet de devam edecek. Vatandaşımızın bir tanesi de sizleri de tabii ki aklınızda bir zamanı geldiği zaman soracağım. Şimdi burada vatandaşın ilk birinin sıkıntısı hak eden almamızı. Hak sayıda verildi, doğru mu? Doğru. Siz de buna katılıyorsunuz. Evet.
devlet hazinesinin ya işi yapan kişiye, yani köyün ekonomisine katkı sağlayacak değerleri belirmesini, hayvancılığın öne çıkmasını, yoksa artık sektörde hayvancılığın biteceğini sanıyoruz. Burada sağlık ve eğitim neresiydi? Şimdi eğitim taşıma. Taşıma. Eğitim Sofra Mahallesi'ne gidiyor. Fazla talebemiz yok. Zaten 10-15 tane kadar talebemiz var. Sabah devletimiz arıyor. Hiçbir sıkıntı sorun yok. Yok. Nakliye işinde de sorun yok. Devletin arabası arıyor. Sabahleyin götürüyor. Akşamleyin getiriyor. Şoförü de kendi köyümüzün hakkında. Eğitimde bir sorunumuz yok. Peki sağlıkta? Sağlıkta da şimdi bakın ben az önce de söyledim yaşımı. Bitlis'ten Van'la Erzurum'la gelip de Ankara'nın Muğla Hastanesi'nde yorganın içinde saatlerce, günlerce, aylarca o hastane diplerinde yatan insanlar vardı. Evet. Bir zamanlar Kemal Bey'in yönetmiş olduğu, genel müdürlüğünü yapmış olduğu Sosyal Sigorta Kurumu'na ben bir defa gitmişimdir hayatta. Ve bu ana olmadan geri çıktım, kaçtım o kalabalığı görünce. Şimdi Türkiye'nin neresine gidersen git, sağlıkta bir zorluk çekmiyoruz. Dünyaya bir örnek yani, olur. Ama şunu, şimdi Abdullah abimin de değil mi? Evet. Şimdi burada yaşlı insanlar geliyorlar. Biz buralara genç insanları da çekmemiz gerekir. Bakın şimdi şehirler büyüyor. Ankara'nın nüfusu 2 milyon olmuş, 5 milyon. Evet. İstanbul'un nüfusu 3 milyonmuş, olmuş 15 milyon. Bakın ben şunu söyleyeceğim. Biz genellikle kuru tarım yapıyoruz. Evet. Köyümüz kuru tarım yapıyor. Az önce dedik ki Karahanzarı, çevre köyü, 10 köyün içinde suyu en bol olan köy Karahanzarı'ydı. Evet. Karahanzarı. Şimdi bizim 2 kilometreden fazla, 3 kilometre bir çayımız var. Evet. Ama çayda bir değirmeni döndürecek suyumuz var. Onu şeyler bilirler. Biz bunun önüne baraj değil, gölet de değil, kanal. Evet. Kanal. Evet. Yani sulama kanalları. Şimdi bunu biz sabahleyin kalkıp sulamaya başlasak, akşama bu sular bittiği zaman sabaha kadar 100 bin tonluk, 200 bin tonluk kanallar yere dolur. Yani o kadar su var. O kadar su var. Su akıyor biz başlıyoruz. Şimdi biz en güzel, en bol aldığımız zaman, dakarına 250 kilo muğda veya harpa aldığımız zaman havalara uçuyoruz. Çok güzel verimler gidiyor. Hayır efendim, 250 kilo olur. Bir dakardan 250 kilo alıyorsan, hesabını yaparsan burada sana 50 kilo muğda kalmıyor. Niye biz 500 kilo almayalım, 600 kilo almayalım? Doğru. Şimdi bizim yapılacak kanal işimiz o kadar basit ki, ama bize zor. Devlete çok kolay. Evet, yani şimdi 3 kilometreyi biz kanal olarak, sulama kanalı olarak yaptığımız zaman burada 10 bin dönüm araziyi sularız. 10 bin dönüm de buranın 10 bin dönüm. 4 katı. Ya 10 bin dönüm arazinin Dakar'ına 200 kilo verdi mi çok? Dakar'ına 500 kilo mu? Yani doğru. 300 kilo daha fazla verildi. 300 kilo daha verildi. Bir de mısır misal. Şimdi mısır hayvan yemi için, sılaj yapmak için o kadar güzel mısır oluyor ki. Misal adam muğla ekmese mısır eker, pancar eker, fiye eker. Senede 200. Bezelye eker. İki ürün alır. Mesela burada iki ürünü alanlar var. Yani bizim bir lidere, bizim bir öncüye, bizi bir teşvik etmeye insanımız lazım. İnanır mısın? Eğer biz bunu teşvik eden, beraber hadi yürüyelim diyen bir insan olduğumuz zaman biz seneler Ankara'yı besleyecek mahsul çıkarırız. Evet, sözün bittiği yer efendim. Zaman muhtarıma teşekkür ediyorum. Zaman aşıyoruz ama tabii ki vatandaş haliyle sıkıntısını, sorunlarını, beklentilerini dile getirmek istiyor. Çünkü hayat devam ediyor. Biz şimdi Karahanzarı sokaklarına ineceğiz. Bakalım bize neler bekliyor. Muhtarım yapmış olduğu çalışmaları yerine görelim. Bir de yapacak yere görelim diyor. Muhtarım görüşeceğiz daha. Görüşmek dileğiyle. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sevgili seyircilerimiz, bize Karahanzarı sokaklarına indik ve muhtarım bu tankeri
yakın zamanda herhalde. Evet, bu yangında ve ağaç sulamada kullanacağız. Köyün içerisinde sizden ağırlık veriyorsunuz. Evet, köyün içinde toz falan olduğu zaman, toprak olduğu zaman sulamada kullanıyoruz. Gerekirse suyu da temiz olduğu zaman içilebiliyor. Bizim buramız hizmet olmuş. Büyükşehir Belediyesi verdi bize bunu. Evet, başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ondan sonra bu ağaçlar 7-8 senelik ağaçlar. Evet. Bunlar da tarihi eserlerimiz. Karamdan sokaklarındayız ve muhtarımın anlattığı gibi suyun bol olduğu bölge. Sürekli sarı sarı akıyor. Muhtarım gurur verici bir şey. Evet, bizim suyumuz çok güzeldir. Yani içme suyumuz da normal aşağılarda derelerimizde hemen hemen tarlalarımızın her tarafında su var. Aynı dediğim gibi bu suları bir yerde toplayıp bu suları boşa akıtmadan sonra akanlar yapılırsa hemen arazide kullanılır. Hayvanların içmesi için. Köyümüz Ankara'ya 90 kilometredir. Evet. Genellikle buralarda köyümüzün altında bir 300-400 bir çayırlığa vardır. Mesire yeri olarak da güzel ağaçlandırılması ve Ankara'ya güzel bir piknik alanı veya bir mesire yeri gibi. Yol üzerinde. Yani Ankara'nın eski Söğüt özünü andıracak şekilde yapacağımızı inanın yani onları o noktaya getireceğiz inşallah. Evet, muhtarıma yapmış olduğu açıklamalardan dolayı teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, bunu söylemek istediğim şey varsa sizleri de alabilirim. Buyurun, beraber kapatalım. Buyurun, siz de buyurun. Allah muhtarımızdan biz memnunuz. Allah'a teşekkür ederiz muhtarımızdan. Rabbim selam olayım. Evet, muhtarımızın yapmış olduğu çalışmalardan memnunsunuz. Allah tabii, şimdi şey burası neyse yapamadığı için yapacaklar. Daha iyi yapacaklar. Evet. Efendim, size meleklerimizi teşekkür muhtarımla ilgili. Benim kulağım biraz ağır duyuyor. Yapılan hizmetlerden memnunum. Evet, bu köyde yaşıyorsunuz. Hizmeti güzel yapıyor, memnunum. Evet, teşekkür ederim. Evet muhtarım, vatandaş sizin yanınızda, sizin bir birlik, beraber içki, bütünlük istiyor tabii ki. Hizmet isteyince oluyor, aslında geç kalmış hizmette. Aynen. İnşallah daha güzel olacak. Ben bir karamzarlığın değil, veya bir bağlanın veya bir köyün değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin 778 bin kilometre kare Türkiye'nin her tarafının kalkınmış, refah, kazançlı, bereketli, genç, dinamik insanların olmasının ve ülkemizin ve gözü olanların bizim güçlü ve kuvvetli olmamızdan gözü olmaması gerekir. Bir Akdeniz olayı, bir Azerbaycan olayı, bir Libya olayı bizim güçlü olduğumuzdan bize sesleniyorlar. Allah ülkemize birlik, güvenlik ve başımızda devamlı vatanı için, milleti için, bayrağı için çalışan insanlara Cenab-ı Allah hayırlı ömürler versin, uzun ömürler versin, onlara güç ve kuvvet versin. Hepimiz bir olalım. Hangi partiye mensup olursa olsun, hangi kuruma, hangi kuruluşa bir olursa olsun, bizim gayemiz ülkemiz için, birliğimiz için, dinliğimiz için, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için. Evet. Yani bizim ülkemiz sonsuza kadar ayakta durması gerekir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Biz devamlı birbirimizi sevmemiz gerekir. Bal gibi olmamız gerekir. Siyasi seçim bir gündür. Bir gün bittikten sonra kavga dövüş yapmadan ülkemizi kim hizmet ediyorsa Allah bin kere razı olsun. Evet, muhtarım gerçekten olayı çok güzel özetledi. Çözüm bittiği yer. Her ne olursa olsun diyorum, bu ülke hepimizin, bizlerin ve yenisinin, sizler gibi sevdalılara ihtiyacı var diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler kararımız aldığına basmalık diyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Muhtarıma emeğine sağlık diliyorum, yüreğine sağlık diliyorum. Allah yolun acıda olsun. Seninle beraberiz. Bize gurur verdiniz, şeref verdiniz, şereflendirdiniz. Tekrar bekleriz. Görüşmek dileğiyle. Olur. Sevgili seyircilerimiz, Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.